Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Arıların mucizelerinden bahsedeceğiz bu haberimizde. Arı ürünleri sağlığa birçok fayda sağlarken aynı zamanda bağışıklığı da güçlendiriyor. Aslı Hanım, arı ürünlerinin birçok faydası var biliyoruz. En çok hangileri tüketiliyor? Bir de siz bu arı ürünleriyle nasıl, ne zaman tanıştınız? Özellikle propolisle tanışmam oğlumda yaşadığım bir bağışıklık sistemi sorunu nedeniyle ortaya çıktı. Oğlum 11 aylıktan itibaren sık sık ateşleniyordu ve maalesef çok yoğun antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorduk. 5 yaşına kadar böyle devam etti. Tedavisi olmayan henoşönlein vaskülit adı verilen ve kanın damar dışına kendi kendine sızması olarak tanımlanan bir rahatsızlıkla baş başa kaldık maalesef. Ve doktorumuza, yani çok doktor gezdik, son gittiğimiz doktorumuz dedi ki neden propolis ve arı sütü vermiyorsunuz? Hani ben de arıcılık camiasının içindeyim. Yine eşim de öyle, ziraat yüksek mühendisi, arıcılık uzmanı. Ama ülkemizde o zaman propolis üretilmiyordu henüz. Sonra arıcılardan rica ettik. Bir arıcımız sağ olsun bize üretip gönderdi. Bakın propolisin ham hali böyle, bal mumu gibi, bal mumuyla karışık, taş gibi sert ve aslında arıların, ağaçların yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı çok güçlü bir doğal antioksidan. Ama literatüre baktığımda bunun bu haliyle tüketilmediğini gördüm. Mutlaka damla formuna getirmesi gerektiğini gördüm. Damla formuna da yine laboratuvarda getirerek o zaman oğluma vermeye başladım. Ve düzenli olarak %30 oranında saf propolis içeren damla özüt formundan günde 40 damla olarak vermeye başladım. Ve 6 ay boyunca devam ettik ve bağışıklık hücrelerinin sayısının tam 2 katına çıktığını doktorla birlikte yine kanda ölçerek de doğruladık. Böylelikle 6 ay sonra bağışıklık hücrelerinin sayısı artınca hem o iç kanamadan kurtulduk hem de sık sık ateşlenme, enfeksiyon geçirme probleminden de birlikte kurtulduk. Bu konuda birçok bilimsel çalışmaları da bizlerle programlarımızda paylaşıyorsunuz siz. Arıların kraliçesi de diyorlar size. Bizim ekibimiz arasında da hatta bal anne diye bahsediyorlar sizden. Bilmiyorum, duydunuz mu? Duymadım. Gerçekten güzel bir isim. Çok teşekkür ediyorum beni bu isimlere layık görenlere. Peki propolisi duyuyoruz, sizden de öğreniyoruz ama faydaları neler? Biraz anlatır mısınız bize? Bağışıklığı güçlendirici faydası, en önemli faydası benim de oğlumda yaşadığım. Enfeksiyonları engelleme, viral, bakteri, enfeksiyonların hem tedavisini destekleme hem de oluşmasını engellemede de çok etkili yapılan yayınlar bakteriyel ve viral enfeksiyonlardan koruyucu olduğunu hem de yakalanma durumunda da tedaviyi hızlandırdığını ve vücudun çok daha kolay toparlanmasını sağladığını gösteriyor propolisin. Doktor Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin bağırsak ve pankreas kanseri tedavilerinde destekleyici olarak kullanıldığını belirtiyor. Karaciğer hastalıklarına karşı, sarılık gibi hastalıklara karşı yine antikanserojen etkilerini biliyoruz. Bağırsak, pankreas kanserleriyle ilgili literatürde yapılmış çok araştırmalar var. Hatta çocuklar ve yetişkinler üzerinde de yapılmış çok araştırmalar var. Tedavi destekleyici olarak kullanılabiliyor yine birçok hastalığın tedavisinde. Tabii ki ilaçlarımızı alıyoruz, propolisi beslenmemize destekleyici olarak ekliyoruz. Bu durumda hem vücudun toparlanmasını kolaylaştırıyor, hastalığı yenmesini kolaylaştırıyor hem de aldığımız ilaç etkisini de güçlendiriyor. Bir doğal antibiyotik diyebiliriz propolise. Dolayısıyla çocuk ve yetişkinler düzenli kullandığında hem çocuklar sağlıklı yetişiyor hem de yetişkinler sağlıklı yaş alıyor. Yaşlanmadan genç ve dinamik kalarak sağlıklı yaş alıyor diyebiliriz. Arı ürünlerinin arasında en çok bilinenlerden biri de arı sütü sevgili izleyiciler. Evet, doğru anlıyorsunuz. Arılar arı sütüyle bebeklerini hem de kraliçe arılarını besliyor. Arıların yavrularını beslemek için vücudundan salgıladığı bir süt. İçerisinde öyle önemli ve sadece arı sütünde bulunan maddeler var ki bunlar doğada başka hiçbir gıdada yok ve yine düzenli kullandığınızda arı sütünü de arı sütünün birçok faydasını da göstermesini sağlıyor. Mesela ne gibi faydaları var derseniz, bağışıklığı güçlendirici etkisi birinci etkisi. Ayrıca bedensel ve beyin performansını arttırıcı, yani zihinsel performansı arttırıcı etkileri çok önemli. Diş, tırnak, cildimizin daha güzel ve sağlıklı olmasını sağlıyor. Doktor Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı sütünün sporcularda performans arttırıcı bir etkisi olduğunu belirtiyor. Fiziksel performansı arttırması aslında artık hepimizin ihtiyacı olan bir durum. Hepimiz çok yoğunuz, çok yoğun bir koşturma halindeyiz. Sporcuların performansını arttırıyor ve infertilite tedavisinde de kullanılıyor. Yani kadınlarda yumurta sayısı ve kalitesini, erkeklerde de yine sperm hücrelerinin sayısını ve kalitesini arttırdığı bilimsel çalışmalarda gösterilmiş. Aynı zamanda yaşlılarda da bu Alzheimer, bunama gibi durumlar
hastalıklarda ya da beyinle ilgili rahatsızlıklarda yine tedavi destekleyici olduğu gösterilmiş. Hem de o süreci de, yani o hastalığın ilerlemesini de engelleyebiliyor. Yayınlar bunu söylüyor bize. Arı sütünü, eğer taze arı sütü kullanıyorsak, bunu sabahları aç karnına bir çay kaşığı dil altından alabiliyoruz. Ya da arı sütünü ham bal ve propolisle karışmış olarak bir tatlı kaşığı, yine çocuklar için bir iki tatlı kaşığı da yetişkinler için kullanabiliriz. Arı sütünü taze ise, kovandan taze sağılmış arı sütü ise soğuk zincir gerektiriyor. Ya da ham bal ve propolisle oda sıcaklığında saklayabiliriz ve buzdolabına koymadan da kullanabiliriz. Polen'i de mutlaka duymuşsunuzdur sevgili izleyiciler. Evet, polen bir insanın ihtiyacı olan tüm vitaminleri sadece kendi içeriğiyle sağlayabiliyor. Polen aslında arıların bitkilerden topladığı tohumlar, yani bitki tohumu. Buradan bir canlı meydana geliyor. Bir yumurta gibi düşünebiliriz. Bir canlının yaşaması için gereken bütün besin öğelerini içeriyor. O kadar güçlü bir vitamin mineral kaynağıdır ki polen kullandığınız zaman ilave bir vitamin mineral takviyesi kullanmadan da bütün günlük vitamin mineral ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Bu elimdeki kovandan toplanmış ve kurutulmuş polen. Bunu günde bir tatlı kaşığı çocuklar, yine iki tatlı kaşığı yetişkinlerin tüketmesini tavsiye ediyoruz. Protein içeriği çok zengindir. Yine sporcular da günde 3-4 tatlı kaşığı kas yapımı için protein oranı %35 olduğundan kullanabilir. Hem performansı arttırıyor, mide bağırsak için çok faydalı. Vitamin, mineral ve proteinler açısından da son derece zengin. Bala karıştırabiliriz, yoğurta katabiliriz ya da ağzımıza atıp çiğneyerek üzerine su içerek de tüketebiliriz. Çok yüksek sıcaklıklarda, 45 derece üzerindeki sıcaklıklarda arı ürünlerinin besin değeri bozuluyor. Oda sıcaklığında saklayabiliriz. Evet sevgili izleyiciler, biz bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın, sağlıklı ve mutlu kalın.